Eskiler böyle satılacak ince el eşyalar vardı. Ha, çöp koku falan mı vardı? Koku yoktu. Sadece gören çevre, biraz pet biriktirdim araya kardeş, bak göstereyim mi? Aha. Onu bahane ederek millet beni ifya etti. Yani malzeme olarak burada ne var? Bez mi var? Ne vardı? Yani ikinci el ürünler. Bez mi? Bez olarak. Bez yoktu. Hayır, eşya, çamaşırlar. Çamaşır. Ha, bayanlar bizim bu çevre alıyor, satıyor zaten. Demet'te satılan çok bayanlar var. Ben de onlar gibi satayım dedim. Evimin kombisi yok, yaptırayım. Çocuğuma yardımcı olayım, evlenecek. Ondan sonra bir mutfağımı falan düzenleyeyim, dolap taktırayım, kombi petek taktırayım diye bunun için çabasındaydım. Ama kardeş yardımcı olma, kendi başıma müdahale ettim. Yardımcım da yok. E bir bayan yani. Bunlar işte yani beni ama... koz olarak, benim zayıf tarafımdan bir anda kadın nasıl olsa şey, biz bunları bakarız, evini boşaltırız yani diye bunlar. Sizin amacınız bunları toplayıp bunları satıp para kazanmak. Aynen, para kazanmak. Evet, evimi falan yaptırayım dedim. Doğalgazını yaptırayım dedim. Doğalgazı yok. Bak görüyorsun sobalı kardeş. Eşiniz kurtulayım sobadan. Eşim yok. Gitti eşim. Bana yardımı yok. Kendi başıma uğraşıyorum. Bir çocuğunuz var. Bir tane çocuğum var. Yani çok iyi etmediler. Önemli şahsi eşyalarımı attılar. Altınımı, kuruşumu, her şeyimi. Şu bayan çekiyordu. Galiba o yaptı. Gönderdi haber diye. Yeni Mahalle Belediyesi geldi size. Kim? Belediye zabıtalar geldi. Belediye zabıtaları gelip topladılar. Evet. Bir miktarla para çıktı. Biz gördük. Çıktı. Onları falan bak oradan ettiler, teslim ettiler onu. Yalnız altınlarım falan vardı. Bu altınlarım falan hep gitti. Yok, künyem münyem hep gitti. Attılar, çöpün içine attılar. Bana ait şeyleri. Bayağı param da vardı poşetlerin içinde. Onlar falan hep gitti, dinlemediler. Ya tamam atın kardeşim dedim. Alın şu ikinci eller bir şeyleri. Atın biraz çöp möpte dediğin gibi varsa naylon poşet. Ama dedim ben şu poşetlerin içinde altın kutusu var. Onları seçeyim. Ben önünüze attığımızı beni bırakın dedim. Madem bana bir şans verin bunları alayım dedim. Ona da izin vermediler. Ama çoğunu attılar kardeş. Benim altınımı, kuruşumu hep attılar. Düzelsinler. İhtiyacım var. Kombim mombim yok. Kombiniz yok? Yok. Petekçi yok yani, sayaç da yok. Onlar düzelecek, yapılacak. Nasıl şu an? Bunların falan olması lazım. He? Isınmayı şu an nasıl yapıyorsun? Isınamıyorum. Ceylanla ocağı yakıyorum, onunla ısınıyor. Küçük o da değil. Elektrik parası geliyor. Evet kardeş öyle. Geliriniz var mı peki? Gelirim yok. Maaş falan? Hayır yok. Maaşım yok. Ya doğruyu söyleyeyim, gerçekten yok maaşım. Tamam. Kendim işte bu ikinci el eşya, pet, bunları sattım. Bunu çevrede herkes yapıyor kardeş. Dosttan çok düşmanım varmış demek ki. Bütün herkes yapıyor. Çıkarsınlar baksınlar. Kendileri dolap yaptırayım yeniden dedim. O tezgahı, o eski mermeri falan çıkarayım, attırayım dedim. Bunun için çabalıyordum. Millet de beni baksana. Dosttan çok düşmanım varmış. Çöp biriktiriyor. Kim kime yardım ediyor kardeşim? Şu an havalar soğuk sizin. Algaz istiyor. Petek kurusun. Kombim yok. Petek sıcak yok, suyum kombine. Yok. Aynen. Onu istiyorum işte o durumda. Yani bu senelik idare edeyim.